Yoğun siyasi gündemde bu kez zor bir meslekte farklı yöntemlerle mücadele eden iki kardeşe konuk oluyoruz. Amaçları halı yıkamak, ancak halı yıkama teknikleri ise alışılmışın bir hayli dışında. Şimdi ben geri çekileceğim ve onların canlı yayında nasıl halı yıkadıklarını izleyicilerimize aktaracağız. Taşkın ve Metin kardeşler duygusal halı yıkama alanında öncüler ve bu alanda da gerçekten çok tanınan bir üne sahipler. Sosyal medyadan her iki kardeş de tarzları ile özellikle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi meslekleri halı yıkamak, tarzları ise halı yıkarken şarkı söylemek. Şimdi onlara da mikrofon tutmak istiyorum. Bakalım hem mesleklerini hem de bu yaptıkları tarzı bizlere nasıl anlatacaklar. Metin Bey, sizi biraz alalım, işinizden biliyorum, alıkoyacağız. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Farklı bir tarzınız var, sizi tanıyarak başlayalım. Ben Metin Yüksek, duygusal halı yıkamada sahibiyim. Aynı zamanda kendisinin elemanıyım, patronuyum, her şeyiyim. Kardeşiniz herhalde, değil mi Taşkın? Abim Taşkın, kardeşim. O da işte halı yıkamayı seviyor, şarkı söylemeyi seviyor. Nereden geldi peki bu şarkı söyleyerek, şiir okuyarak halılara temizlik yapmak daha doğrusu? Biz ilk yani ticarete girdiğimiz zaman reklam broşürleri yapıyorduk. Reklam broşürlerinin arkası boş olmasın diye küçük şiirler, şarkılar yazıyorduk. Posta kutularını atıyorduk. Böyle yayıldı yani. Yani belki de bir şakaydı. Ancak büyük ilgi görünce devam ettiniz. Taşkın Bey'i de aslında ben mikrofon tutmak istiyorum. Sizi türkünüzden de alıkoymayacağım ama. Yaşamayı seviyoruz. Müşterilerimiz sever bizi. 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 Güneş doğarken biz varız, biz, biz. Uzun saçlı güzel ruhlar neredeyse, biz oradayız, orada. Hemen böleceğim. Çok güzel bir türkü. Peki nereden aklınıza geldi böyle türkü söylemek, şiir okumak, onlarla konuşmak? Canlı bir varlık gibi yaklaşıyorsunuz halılara ama. Müşterilerimizi seviyoruz. Halıları yıkamayı seviyoruz. Halıların özünde duygular var, düşünceler var, ruhlar var, kişilikler var. Yaşamın özü var, maneviyat var, her şey var. Güzellikler var, aşk var, estetik var, varoğlu var. Her şey var. Bütün güzellikler var. Bizler yaşam için buradayız. Bir canlı gibi halı şu an sizin anlattığınıza göre. Ya halı, her şeyi biz canlı olarak görüyoruz biz. Her şey canlıdır. Cansız olan hiçbir şey yoktur. Yaratılan her şeyi Tanrı yaratmıştır. O zaman üstüne basmayalım, şöyle hafif kenara alalım sizi de. Siz neler söylemek istersiniz kardeşiniz? Çok güzel anlattı. Katılıyorum, çünkü halıların özünde duygular var. Çünkü bunları yapan, biliyorsunuz, Anadolu'daki kızlarımız, gelinlerimiz, kadınlarımız bunlar örüyor, dokuyor. Duygularını, düşüncelerini halıya katıyorlar. Bunlar da ne yapıyor? Yayılıyor topluma. Yani her an güzeldir. Her an güzel halı yıkamak. Halıya su dökmeyi seviyorum, saçakları yıkamayı. Ben halı yıkamayı seviyorum. Peki hangi şampuanları kullanıyorsunuz? Tabii marka vermeden kaliteli, kalitesiz şampuan özeniniz var mı öyle? Bizim şampuan, her şampuanın kendine göre güzeli var. Her şampuan güzeldir. Bizim bütün gücümüz sevgimiz. Sevginin geçmesi. Sevgi her şeye geçer. Sevginin geçmediği madde yoktur, maneviyat. Sevgi her şeye geçer. Sevgi, sevgi, sevgi. İşlerini her sabah annelerin uzatmış olduğu çiçeklerin kokusunu alarak büyük Ankara'da taban halıları ve saçakların sevgiyle en güzel yıkandığı Melekler Fabrikası duygusal halı yıkamaya uçarak giden dünyanın en duygusal halı yıkacıları, duygusal halı yıkacıları. Yaşamımı seviyorum, yaşamımı sevgim de hissediyorum, seviyorum. Dünyanın en duygusal halı yıkacılarının yaşadığı sevgi cennetlerinden geliyorum. Hemen şunu da sorayım. Peki ben kliplerinizi de gördüm. İnternette konuşuyorsunuz da halılarla. Onlarla sohbet ediyorsunuz. Bir örnek mesela gösterebilir misiniz izleyicilere de? Neler söylüyorsunuz halılara? Nasıl yapıyorsunuz daha doğrusu? Metin Bey, isterseniz sizden rica edelim. Biz yani halılara rap söylüyoruz. Mesela alalım. Bir dolu halıya bakarak. Evet, halıya bakarak rap söylüyorum. Üçümüz bir arada oluyoruz.
Bir dolaraba kirli halı geldi müşteriden kim yıkayacak? Taşkın Metin Erhan. Duygusal. Hadi hadi durma, sallanma. Ser halıları yere kim yıkayacak? Taşkın Metin Erhan. Duygusal. Müşteri yıkanmış halıları çok beğendi. Kim yıkadı? Taşkın Metin Erhan. Duygusal. Bir dolaraba telis halı müşteriye gidecek. Kim götürecek? Taşkın Metin Erhan. Duygusal. Çok güzel, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten emeğiyle bu işi yapıyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum kapanmadan, belki izleyiciler merak ediyordur. Böyle yapınca halılar daha temiz oluyor mu? Şüphesiz daha temiz oluyor. Bizler, bütün temizlik Allah'tandır. Temizliği Allah'tan alacağız, halılara vereceğiz. Doğaya vereceğiz, insanlara vereceğiz. Mutluluğu Allah'tan alacağız, yaradılana vereceğiz. Bence diyor, temiz olduktan sonra her şey yoluna girer. Temiz olur, halılar da temiz olur, duygular, düşünceler temiz olur, yaşam temiz olur. Yani her şey temizlikle başlıyor. Çok teşekkür. Yani doğa, temizlik, yani her şey, bunlar birbirine girmiş şeyler. Yani doğayı temiz tutalım, çevremizi temiz tutalım, evimizi temiz tutalım, halıları temiz tutalım. Her şey, siyaset temiz olsun, her şey temiz olsun. Ağzınıza sağlık. Evet, aslında görüldüğü gibi çok farklı bir konudan bahsediyoruz, halı yıkama. Ancak bu halı yıkamada bir farklılık var. Şarkı söyleniyor, rap söyleniyor, şiirler okunuyor, onlarla sohbet ediliyor. Abi kardeş iki isim de tırnaklarıyla bu işi yapıyorlar. Bir gecekonduda kalmalarına rağmen yaptıkları mesleği de işte böyle güzel bir şekilde izleyicilere aktardılar. Duygusal halı yıkamada hem Taşkın hem Metin kardeşle sohbet ediyorlar.